Evet, şimdi de karşınızda Yusra Gelin'in ilginç yerleşimiyle herkesi şaşırtacak mutfağı. Siyah ve gri tonlarındaki tezgah arası fayansların oldukça göz yorduğu mutfakta neyse ki Yusra Gelin beyaz dolaplar kullanmış. Mermer desenli masasını turuncu şamdanlar ve gold mumlarla renklendiren gelinimizin kahve tonlarındaki halısı ise mekanda oldukça aykırı duruyor. Bakalım bu karmaşık mutfak ve yemek odası gelinlerimizden nasıl eleştiriler alacak? Kızlar mutfağıma yorumlarınızı bekliyorum. Ben başlayayım o zaman. Tabii. Yusra'cığım, bu ne? Bu bir aksesuar değil, bu plastik kaşıklık. Evet, ben orada kullanıyorum. Tam da misafir geliyor, bunu kaldırsana. Bence gayet güzel duruyor, şık ama duruyor. Ama bu şey yani estetik bir şey değil. Bence gayet uyuyor. Ben onları takım almıştım. Bence zaten bıçaklar da durmamalı zaten de. Bıçak da aksesuar değil sonuçta. Aksesuar olarak değil. Ben onları zaten kullanıyorum yemek vesaire yaparken. Güzel de durduğunu düşünüyorum. Yorumun için teşekkür Bence ederim. Bence hiç olmamış. Çok kalabalık duruyor tezgahın üstü. Bence gayet ferah. Ben halıya değinmek istiyorum. Tabii. Keşke sermeseydim. Niye? Yani bu... Beğenmedin mi? Yok yani burada ne alakası? Uymamış mı? Asla uymamış. Bilmiyorum. Bence bunu... balkonuna sermelisin. Yani farklı bir yerde de kullanabilirim. Halın gerçekten gözüme böyle girdi bir anda. Aa, niye? Böyle gerçekten şu an oturup böyle buralara sayı yazasım geldi. Matematik dersi gibi. Bir de bayıl istersen Feriha. Ne alakası var? Ne alakası Ay, var? Yok daha neler. Ya gerçekten hani geometri dersinde gibi yani öyle bir halı ya, daha çok, çok yani orayı andırıyor. Jalüzilerden bahsetmek istiyorum. Jalüziler hiç olmamış buraya. Niye? Sen bu mutfakta niye kahverengi kullandın ki? Yani ne renk kullanmalıydım? Çünkü beyaz, kır siyah tonlarında mutfağın. Siyah mı kullanmalıydın? Beyaz, siyah, gri. Karakter gri. Karıştırmışsın. Çünkü o bir PVC. Ve beyaz renkte. Beyaz kullansaydım bu kadar gözümüze batmazdı belki. Yani o güneşlik perde diye kullanılıyor. Bilmiyorum, biliyor musunuz? Mutfakta stor ve ben tülün kullanışlı olduğunu düşünmüyorum. Bu şekilde çok da rahat kullanılıyor. Bence mutfaklarınızda siz de bu keşke şekilde... Keşke başka renk aynen, tercih aynen. Evet. Renk olarak evet. Olabilir. Evet. Yani bilmiyorum, ben o zaman bu şekilde beğenmiştim rengini. Yani sizin fikriniz. Avizeni... diyeceğim ama avize diye bir şey de göremiyorum. Çok aradın mı? Evet, yani keşke aradım. O dışındaki camı çıkar, bence direkt ampul kalsın. En azından daha fazla ışık yani verir. Yani senin belki. Düğün spotlarından evet, daha spot, iyidir. Evet, spot. Biliyor musun? Çok modadır. Çok da spor duruyor. Keşke sana da alsaydım gelirken. Ama. Bak buraya çok yakışırdı. Tamam, ara fayansların siyahlı griydi ya. Onun dışında... Ekmeklik. Tanıyamadım. Tanıştırayım. Tam bir facia. Ekmeklik, Gamze. Yani şunu... Gamze, ekmeklik. Şu tenekenin... Teneke şu mutfakla alakası teneke güzel, hayatım. Çok da güzel teneke, duruyor. Şu mutfakla alakası yok. Ama bak şunu bence söyleyeyim. Bak bak hakkını yemeyeyim. Ama halınla uydurmuşsun. Yani bana de ki halınla uydurabildiğin bir şey var mı? Ya ben teneken halımı... uymuş. Bilmiyorum, beğeniyorum. Masana değinmek istiyorum. Tabii canım. Masanın üstündeki mumlar. Gold mum. Ne alaka? Çok da güzel evet, renk alaka. Yani gold ya. Simli bir şey. Bu odada gold sana hiçbir ki, şey yani ki. Çok farklı. Gold detaylı bir salonun olduğu yani bir şeyin olduğunu göstermek istiyorum. Alabilir tabii miyim? Göster. Bak turuncu okey renk katmış. Hayır bir de evine misafir geliyor. Yani keşke kullanılmamış bir şey koysaydım. Gayet de güzel. Bu nedir ya? Gayet de yani güzel. Yani bu turuncu yani bu. Şöyle söyleyeyim. Bu nedir? Ben akıl Ay, tutulması şey yaşıyorum. Ay bir şey söyleyeceğim. Beni bir dinle. Sana o zaman yani aklına geri getireyim tutulmuşsa. Getir bakalım. Yani gold ya neye renk kullanmalıydım? Bu yani olmamalıydı yani beyaz, onu biliyorum. Beyaz olsaydı. Mutfağım zaten bembeyaz gayet de renk atmış bence. Şu renk zaten atmış zaten bak bu renk turuncu gayet de çok Yusra. Güzel. Ama yanlışa yanlış doğruya doğru de turuncuyla gold olmamış. Beyaz koysaydım bir nebze derdim ki evet mutfağı evet, beyaz, beyaz canlandırmaya yani. Çalışmış diyebilirdim. Bilmiyorum ama ben olmamış. Renk attığını düşünüyorum beğeniyorum o senin düşüncen. Evet. Beyaz eşyalarının fiyatını... Dış ses vereyim şunu. 60 bin galiba, yanlış hatırlamıyorsam. Şu küçük yazı... ne anlamı mı var senin için, ne alaka? Yani beğeniyorum. Neden? Umurumda olan şeyler her geçen gün azalıyor. Göründüğü gibi de. Tam başka öyle. Bir şey falan yazdırıp bari tablo şeklinde koysaydı. Çünkü çok basit ve çok kötü duruyor. Bence çok tatlı duruyor. Bir de arka planı da böyle pembe pudra.
Evet, yani çok da renk attı. Onu direkt çıkartsa, o mu renk atmış buraya? Evet, çok da güzel. Sen renklendire yani. Yani evet, benim gibi renkli. Maşallah. Bak mesela şunların da orada olmaması gerekiyor. Kesinlikle tamam. Çünkü sen burayı yemek odası olarak da kullanıyorsun. Şey söyleyeceğim size. Siz sanırım yorum yapacak bir şey bulamadınız. Yok, biz hayır, konuşmak yani, için çenemizi yormak istemiyoruz. O kadar çok şey var ki. Yok, mesela nefesle yani. Yani nefesime yazık. Nefesime yazık. Giderken ya da ne bileyim herhangi bir şeyde çarpmıyor musun? Yok, işte sakar ya. Bak mutfağın o kadar güzel ki boyutu. Çok güzel, inanılmaz güzel dekore edilebilecek bir mutfak. Ama ölmez. Kocaman bir mutfak. Unutmamış ya yani. Yok, bence gayet normal. Yorumlayamıyorum bile hani. Gri bir jölizi yapsam o kadar tatlı olur ki. Yani şu gereksiz şeyleri kaldır at, sadece pişirme cihazların kalsın mesela. Çünkü aşırı geniş bir tezgah bakayım, değil. Son günde bu arada seni göreceğiz. Bak, normalde yok, mesela mutfak dolabını eleştirebilirdim ama kiracı olduğun için elinde olan ben bir şey. Ben onu değiştirdim zaten. Evet, değiştirmiş halin. Değiştirdim, beyaza boyattım. Keşke bunu söylemeseydin. Niye? Nere? Sarıydı. Keşke bunu söylemeseydin. Sarıydı. Ya boyamış yani, olman iyi. Sarıydı. Keşke ama kapak değişimi yapsaydın. Hani bazen ev sahipleriyle konuşuluyor. Yok, mesela değiştirin. Evet, dünkü kulplar gibi bir kulp da gelebilirdi buraya yani. Yok, hali izin hazırda vermedi. Bir kulp değiştirmeye izin. Evet. Ama kulba bir şey demez ki. Çıkarken yok, aynı boyut aldıktan sonra çıkarken geri takarsın. Yani izin vermedi. Şu an ne yapabilirim? Onu zaten sorman yanlış seni. Kesinlikle yani bunlar zaten vidalı. Arkasından tekrardan geri çıkartıp bir de bence kulplarda bir şey yok ki. Kulplara niye... Ya arkadaşlar yorum şey yapacak bir şey bulamıyorlar. Senin mutfağın var ya hani... Senin mutfağını ben izledim. Facia. Senin gününde göreceğim ben. Yarın benim göreceğim seni. Ne var? Göreceğim seni. Onu yarın konuşuruz. Ben senin evini yorumluyorum. Sen biz burada bize çarpan şeyleri yorum yapacak bir şey bulamıyorsunuz. Yani sen... Yani saçma sapan yerlere yorum yapıyorsun. Senin mutfağına yorum yapıyorum. Sen oradan... Saçma kıyıya vurmuş şeylere balık yorum gibi yapıyorsun. Hemen bana doğru atanıyorsun. Ben anlamadım yani. Ben değilim. Yani bugün sensin. Seni konuşacağız. Atarlısözler.com'ları ezberleyerek evime gelmişsin ama hiç güzel olmuyor yok, canım. Yok, linkini sana atayım. Ay, sen de bakarsın. Yok, senin seviyene inemeyeceğim. Önceki zamanla şimdiki zaman aynı olmayabilir. Nereden biliyor benim mutfağımın hala aynı kaldığını ve faciadan bir mükemmelliğe dönüşmediğini? Masanın fiyatını öğrenebilir miyim? O 3000 TL. 3000. Bu mükemmel halımızın fiyatı nedir? O da 1000 TL. Buna 1000 TL verdim. Mükemmel halım 1000 TL. 1000 TL. Vallahi ben arkadaşlar halıyı beğendim ama ya. Yani burada kullanmasa güzel bir halı. Vallahi ben beğendim halıyı. Ay bu mükemmel halımı vallahi billahi öpeceğim. Halıyı beğendim ama yani halı da öpülmez be kardeşim. 3000 lira vermişim. Tabii ki öpeceğim. Halı öpülmek için var. Jelizilerin de fiyatını alabilir miyim? Onlar 10.000 TL. 10.000 TL. Şu iki tanesi. Sen seni göz doktoruna götüreceğim canım. Üçü. Kaç tane? Bak orada kaç tane var. Bir şey söyleyeyim mi? Kız bu küçücük saçmalama. 10.000 lira. Evet. Ben şu üçüne 10.000 verene kadar mutfak kapaklarımı değiştirdim. Aynen. Bende de var ya. Ben ikincisi bir şey söyleyeceğim. Ampulünün fiyatı nedir? Avize değil bak, ampul çünkü bir avize. Bence çok daha sade ve şık duruyor. Mutfağıma avize veya spot mu kullanmalıydım? Evet. Ben çok bunu, küçük kalmış. Çok ben küçük sade. Yani evet küçük kalmış olabilir ama bilmiyorum. Bence mutfağıma uygun olduğunu düşünüyorum. Onlar da 500 TL. 500 mü? Evet. Seni kazıklamışlar. 500 TL fazlaymış buraya. Ne 500'ü ya? Bence şu an sallıyorsun gibi geliyor. Yok sallamıyorum. 100 TL'ye verirsem aklıma tüküreyim. Kızlar bitti mi yorumlarınız? Evet. Evet. Artık haftanın ödüllü oyununa gidelim mi? Gidelim. Buyurun o zaman. Ben fiyat olarak da kesinlikle salladığını düşünüyorum. Asla o parayı etmez. O mutfağı da kesinlikle uyumlu bulmadım. Mutfağı büyüktü, kullanışlı bir mutfaktı. Fakat çok güzel dizayn edememiş kendisi.